Dördüncü sınıf Türkçe dersi sözcük türleriyle ilgili soru çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. İlk sorumuz yukarıdaki öğrencilerden hangisinin cümlesinde at yani isim türünde bir sözcük yoktur diyor bize. Baktığımız zaman sevgili öğrenciler mesela burada Oya'nın söylediği duyduklarımızı kimseye anlatmayacağız diyor. Şimdi duyduklarımız duymak fiilinden gelir. Kimseye kelimesi burada belgisiz bir zamirdir sevgili öğrencim. Anlatmayacağız kelimenin kökü de anladır. Anlamak, anlatmak. Baktığım zaman üçünün de ikisinin fiil, bir tanesinin de zamir olduğunu görüyorum. Oya'nın söylediğinde maalesef at türünde bir sözcük yoktur. Diğerlerine baktığım zaman mesela akşam kelimesi isimdir. Yağmur kelimesi isimdir. Annem kelimesi isimdir. Konu kelimesi burada isimdir. Kitap kelimesi, gece kelimesi burada isimdir. Bir diğer soru, aşağıdaki cümlelerin hangisinde yandaki varlığın özelliğini belirten bir sözcük kullanılmamıştır? Özellik belirten kelimelere bizler sıfat diyoruz. Biliyorsunuz sıfatlar yani ön atlar, varlıkların özelliklerini belirten kelimeler. Bakalım, ulu ağaç kim bilir nelere tanık olmuştur? Şöyle bulabilirsin, önündeki isme nasıl, kaç, hangi sorularını sorarak sonuca ulaşabilirsin. Nasıl ağaç? Ağacın özelliği ne? Ulu olması. Ulu burada büyük gibi düşünebilirsin. Demek ki burada ağacı belirten bir özellik kullanılmış. Bu ağacın altında çok güzel günler geçirmişler. Ağacın kelimesi burada. Hangi ağaç? Bu ağaç. Burada ağacı işaret yoluyla göstermiş. Bu yaşlı ağaç. Bak burada da baktığın zaman ağaç kelimesinin çift sıfatı var. Çift özelliği var. Hem burada işaret olarak göstermiş hem de burada niteliğini vermiş. Yani bu ağacın özelliği işaret yoluyla ve yaşlı kelimesi nitelemesini de yapmıştır. C seçeneğinde de ağaca ait bir özellik vardır. Kardeşimle ağacın gölgesinde dinlendik. Ağacın özelliği ne? Kırmızı ağaç, yeşil ağaç, uzun ağaç, büyük ağaç herhangi bir şey yok. Dolayısıyla doğru cevabım C seçeneği. Bir diğer soru, o sözcü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir adın yerine kullanılmıştır diyor. Yani zamir olan bir kelimedir diyor bize. Tabii onun tehlikeli bir kelime olduğunu söylemiştim. Zamir olabilir, sıfat olabilir, işaret zamir olabilir, kişi zamir olabilir. O gelmezse ben de gelmem zaten. Ne olabilir? Mesela İbrahim. İbrahim demiyor da işte o diyor. İbrahim yerine o kelimesini kullanıyor. Zamirler zaten isimlerin yerine kullanılan kelimelerdir. Bir adın yerine kullanmış. Ki benden de zaten onu istiyor. Doğru cevabım A seçeneği. Diğerlerine bakalım. O gün. Bak önünde isim var. Hangi gün? O gün. O resmi diyor. Hangi resmi? O resmi. Sıfattır hep bunlar. İşaret sıfatıdır. Kitap kelimesi burada. Hangi kitap? O kitap. Önündeki ismi işaret yoluyla belirtiyor. B'de, C'de ve D seçeneğinde. Ama o gelmezse ben de gelmem zaten. Buradaki o kelimesi bir ismin yerine tutan, ismin yerine kullanılan bir kelimedir. Bir diğer sorumuz, yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangisinde eylem bildiren sözcük sayısı diğerlerinden fazladır diyor bize. Eve geldim, ellerimi yıkadım, sofraya oturdum. Eylemi nasıl bulabiliriz? Eylem fiil demektir. Fiillerin mekmak mastar ekiyle bulabilirsin. Yani kelime köküne getirmesi. Evmek olmadı. Elmek, ellermek olmadı. Soframak olmadı. Ama bak, geldim, gelmek. Tabii geldim mek demeyeceksin. Orada kelime köküne getirmek gerekiyor. Gelmek. Yıkamak, oturmak. Buraya baktığım zaman 3 tane eylemin olduğunu görüyoruz. Elif, Parla ve Nursu aynı apartmanda oturuyorlar. Oturmak bir tane eylem var burada. Bu güzel, anlamlı ve zevkli hediyeniz için çok teşekkür ederim. Etmek fiili var burada. Bir tane. Defterlerini, kitaplarını, ders araç gereçlerini çantasına yerleştirdi. Yerleştirmek. Bir tane var burada. Benden fazla olan istiyor. Doğru cevabım C seçeneği. Bir numara ile C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz aşağıdaki, pardon, tahtadaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük eylemi nitelemiştir? Dikkat et. Yani benden burada belirteç olan kelimeyi istiyor. Eylemi niteleyecek. Şimdi sen hani nasıl, hangi, kaç sorularını soruyordun? Önündeki ismi aldığın cevap sana sıfatı veriyordu. Bu sefer bu nasıl, ne zaman gibi soruları ya da ne kadar gibi soruları eyleme sorman gerekir. Mesela okuduğu kitap 90 sayfadan oturuyor. 90 kelimesine burada bakalım. Şimdi sayfa kelimesi burada nedir sevgili öğrencim? İsimdir. Kaç sayfa? 90 sayfa. Bak önünde bir isim var. Önündeki ismin nitelemesini belirtmesini istiyor. Bak önündeki ismi eğer özelliğini göstermezse bu bir sıfattır. Benden önündeki eylemi nitelemesini istiyor. Lütfen dikkat edin. Buraya baktığımız zaman
B seçeneği yarım saat önce gelmeliydi ama geç kaldı. Bakın kaldı kelimesi burada bir fiildir. Nasıl kaldı? Geç kaldı. Önündeki fiili nitelediğini görüyorum. Doğru cevabım B seçeneği. Mesela D seçeneğine de baktığım zaman dost dediğin kötü günlerinde yanında olur. Gün kelimesi burada isim. Önündeki ismi özelliğini belirtiyor. Bu sıfat olan kelimelerdir. Buna lütfen dikkat edelim. Bir diğer farklı sorumuz hangi öğrencinin söylediği cümlede renk adı sıfat olarak kullanılmıştır? Şimdi renk adlarının altını silelim. Pembe kelimesi, mavi kelimesi, siyah kelimesi ve sarı kelimesi kullanılmamıştır bir de diyor. Ona da lütfen dikkat edin. Peki sıfat olarak kullanılması için ne lazım? Önünde bir isim olması lazım. Önünde isim olmadan sıfat olmaz. Bak toka kelimesi burada isim ve o ismin özelliğini belirtecek. Nasıl tokalar? Pembe. Bu tokaların özelliğidir. Renk özelliği nedir? Pembe olması. Elbise kelimesi burada isim. Nasıl elbise? Bu elbisenin özelliği, renk özelliği nedir? Ya da direkt özelliği nedir de diyebilirsin. Mavi olması. A'da, B'de sıfat olarak kullanılmış. Arabasının kelimesi burada isimdir. Nasıl araba? Özelliği nedir? Siyah olması. C seçeneği de dedim. Bence sarı olanı. Bak. Sarı olanı. Şimdi ne dedik? Önünde bir isim var dedik. Ama burada ne var? Olmak. Burada önünde bir fiil var. Maalesef burada sarı kelimesi direkt isimleşmiştir. Doğru cevabım B seçeneği. Bir diğer sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem özel at hem de çoğul at vardır diyor. Barış içinde yaşamak tüm insanların hakkıdır. Barış kelimesi burada seni şaşırtmasın lütfen. Orada isim olan Barış'tan bahsetmiyor. Özel isim yok yani en azından. A seçeneğini eledim. İstanbul kelimesi özel bir isimdir. Bir de çoğul adı istiyor bizden. İstanbul özel ismi bulduk. Tarihi mekanlarını gezdik. Nasıl yapıyorsun özel ismi? Pardon, çoğul ismi nasıl yapıyorduk? Tekil isimlere ler'lar çoğul ekini getiriyorsun. İstanbul'un tarihi mekanını gezdik. Bir tane. Tarihi mekanlarını gezdik. Çok tane. Dolayısıyla mekanlar kelimesi çoğul isimdir. İstanbul da burada özel isimdir. Doğru cevap da B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz. Özge'nin cümlesinde aşağıdaki sözcük türlerinden hangisi yoktur diyor bize. Şöyle biraz daha büyütmeye çalışalım. Kendi pişirdiği yemeği afiyetle yedi. Mesela yemek, değil mi? Yemek. Burada bir eylem var. Baktığımız zaman nasıl yedi? Afiyetle yedi. Şimdi sevgili öğrencim önünde bir fiil var. Ben bu fiile nasıl, ne kadar, ne zaman gibi soruları sorduğumda aldığım cevap bana zarf verir. Yani burada fiili belirtiyor. Biz bunlara belirteç yani zarf diyoruz. D seçeneğini de eledik. Artı kendi kelimesi. Kendi burada zamirdir. B seçeneği de eledik. Sevgili öğrencilerim burada sıfat yok. Doğru cevabım A seçeneğidir. Bir diğer sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayı bildiren sözcük sıfat olarak kullanılmamıştır diyor. Sayı bildiren sözcük bak burada ikinci kelimesi, burada 20 kelimesi, burada 100 kelimesi, burada 18 kelimesi var. Sayı bildiren sözcük sıfat olarak kullanılmıştır. Şimdi sıfat olması için önünde bir isim olacak sevgili öğrencim. İkinci olarak olmak bak buradaki fiil mesela bu olmaz. Eledik. Yaşının 20 olduğunu bak burada da aynısı var. Olmak değil mi? Yani fiil var burada. Önünde isim olmazsa olmaz. Zaten biz sıfatlara ne diyoruz biliyor musunuz? Sıfatın bir diğeri ön ad demektir. Yani adın önünde olacak ve onun özelliğini belirtecek. Şimdi 100 yıllık bir tarih. Önce D seçeneğine de bakalım. Oradaki yanlışı da göstereyim sana. 18'inde önemli. Şimdi önemli diye bir isim yok ki zaten. Önemli kelimesi bir isim değildir. Onu da eledim. C seçeneğine bakıyorum. 100 yıl. Yıl burada isimdir. Kaç yıl? 100 yıl. Yılın özelliği ne? 100 tane yıl olması. Demek ki buradaki 100 kelimesi, 100 sayısı sıfat olarak, ön ad olarak kullanılmıştır diyebiliriz. Bir diğer sorumuz. Derya'nın cümlesinde adın yerini tutan yani zamir olan kaç tane sözcük kullanılmıştır diyor. Bu yayın evinde şunu gördüm sevgili öğrencim. Yani mesela seçenek gidiyorsun 2, 3, 4, 5 diye git değil mi? İşte 3 vermiş, 5 vermiş, 4, 2. Yani biz orada sadece niye seçeneğin şaşırtmacasıyla uğraşıyoruz? O ayrı bir sorun tabii ki. Ha, bir iki soru da olur da ama bunda da bayağı bir karşımıza çıktı. Hepimizin beni anlamaya çalıştığını biliyorum ama bazılarınızın kafasında halen bazı soru işaretleri olduğundan
da eminim. Happiness kelimesi, beni kelimesi anlamaya çalıştığını, anlamak fiildir, eledik. Çalışmak fiildir, eledik. Bilmek fiildir, eledik. Ama burada bağlaçtır, eledik. Bazılarınızın belgisi zamirdir. Bunu da ekleyelim. Kafası isimdir, eledik. Halen diyor burada, eledik, zamir değildir. Bazı soru işaretleri. Şimdi bazı kelimesine bizim burada dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bazı durumlarda öyle diyelim, sıfat olabilir, zamir de olabilir. Bazı soru işaretleri, soru işareti bir isimse, tamam mı? Nasıl soru işareti? Bazı soru işareti. Buradaki bazı kelimesi belgisiz zamirdir sevgili öğrencilerim. O zaman biz buraya baktığımız zaman hepimiz kelimesi var. Beni kelimesi var. İki oldu. Bazılarınızın var ama aşağıdaki bazı kelimesi maalesef yok. Çünkü önünde bir isim var. Bazı kelimeler sıfat da olabiliyor, zamir de olabiliyor. Onların farkına varın lütfen. Cevabım A seçeneğidir. Bir diğer sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinde tüm isimler, tüm adlar çoğul durumdadır diyor bize. Mesela sevgili öğrencilerim bakalım. Çocuklar bahçede çeşitli oyunlar oynadılar. Şimdi çocuk kelimesi, bahçe kelimesi, oyun kelimesi bunlar isimdir. Tamam. Çeşitli kelimesi sıfattır. Oynamak fiili var. Şimdi çocuklar evet çoğul hatta doğrudur. Oyunlar çoğul hatta doğrudur ama burada da bahçeler demesi gerekiyor. Yani tüm isimlerin çoğul olmasını istiyor. Burada iki tanesi var. A'yı elelim. Katıldıkları programda güzel vakit geçirdiler. Katılmak fiildir diyelim. Aslında fiilimsi de siz fiil olarak bilin. Bu zaten olmaz edelim. Program kelimesi isimdir. Hani nerede? Programlar olması gerekiyor. Güzel kelimesi sıfattır. Nasıl vakit geçirdiler? Güzel vakit geçirdiler. Güzel kelimesi sıfat. Geçirmek burada fiildir. Eledim. Vakit kelimesi de burada bir isimdir. Dolayısıyla hani vakitler dese, programlar dese bu olabilirdi ama neydi de burada eledim. Kitaplarını masanın üzerine dağınık bir şekilde bıraktı diyor. Şimdi sevgili öğrenciler, kitap kelimesi bir isim doğru. Değil mi? Ler'lar çoğul ikini de almış. Aynen öyle. Ama masa kelimesi de bir isimdir. Değil mi? Yani masalar demesi gerekiyor soruya göre. C seçeneği verelim. Bakın D'deki isimlere bakın. Meyveleri tabaklara yerleştirip misafirlere sunduk. Tabaklar ve misafirler. Şimdi yerleştirmek bu bir fiildir sevgili öğrencim. Mekmak mastar ekini getiriyorsan o bir fiil olur. Sunduk, sunmak mesela. Kelime kökü sun. Sunu yapmak. Değil mi? Sun. Mekmak mastar ekini getirdik. Dolayısıyla fiildir yani eylemdir. Meyve, tabak ve misafir kelimeleri isimdir. Aynı zamanda şuna bakacağım. Çoğul eki almışlar mı? Meyve, meyveler, tabak, tabaklar, misafir, misafirler. Aynı soruda verildiği gibi tüm isimler burada çoğul durumundadır. Aldığı elbise hakkında konuşan Elif aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat kullanmamıştır diyor bize. Bakalım. Elbisem uzun geldiği için annem biraz boyunu kısaltacak. Bu kırmızı elbisenin altında güzel elbise aldım. Çekil elbise. Evet. Şimdi A seçeneğini şöyle bir ayıralım sevgili öğrenciler. Şöyle ben de aslında sizinle birlikte görüyorum. Sizinle birlikte çözüyorum sevgili öğrencilerim. Elbisenin özelliği nedir? Kırmızı olması. Elbisenin özelliği nedir? Güzel olması. Elbisenin özelliği nedir? Çiçekli olması. Nasıl elbise? Kırmızı. Nasıl elbise? Güzel. Nasıl elbise? Çiçekli. Ama A seçeneğinde elbisem diyor burada. Şimdi elbise burada isim, değil mi? Nedir? Sıfat olan kelime ön attı. Şimdi at var, isim var burada. Bundan önce elbisenin özelliğini belirten bir kelime gelmemiş. Kırmızıydı, güzeldi, çirkindi, tozluydu, işte uzundu, kısaydı. Bu tarzda gelmediği için doğru cevabımız burada A seçeneğidir. Yani A seçeneğindeki elbise kelimesinin sıfatı yoktur maalesef. Bir diğer sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisine tek başına anlamı olmayan cümle içerisinde anlam kazanan bir sözcük kullanılmıştır? Burada benden edatı istiyor. Yani bir diğer adıyla ilgeci istiyor. Nedir bunlar? Mesela için, göre, kadar, değil mi? Ama, fakat, lakin, çünkü tarzında. Bilgisayarın bozulduğunu öğrenince çok üzüldü. Buradaki bütün kelimelerin anlamı vardır sevgili öğrencim. Öyle değil. Çocuklar günlerdir kar yağmasını bekliyorlar. Beklemek, çocuklar, günler, kar, yağmak. Anlamları var yani hepsinin anlamları var. B seçeneğini eledim. Öğretmenin sorduğu sorulara doğru yanıt verdim. Bak bunun da şimdi D seçeneğine iyi bakacak olursak teyzem gibi kelimesinin bir anlamı yoktur. Gibi, kadar, için, üzere, lakin, ancak, fakat değil mi? Bunların anlamı yoktur.
Dolayısıyla da bunlar cümle içerisinde diğer kelimelerle birlikte kullanılırsa ancak bir anlam kazanır. Teyzem gibi bir doktor olmayı istiyorum. Gibi kelimesinin herhangi bir şekilde anlamı yok ama D seçeneğine baktığım zaman benzetme görevinde kullanılır. Kendisini teyzesine benzetiyor. Cevabım D seçeneğidir. Bir diğer sorumuz fabrikadaki işçiler öğlen paydasında bahçeye çıktılar cümlesinde hangi sözcük türemiştir? Türemesi için yapım eki alması ve oradaki yani gelen ekin kelimenin anlamını değiştirmesi gerekiyor. Fabrikadaki paydosunda bahçeye. Mesela bahçeye kelimesine bakacak olursak hepsini yapmıyorum ama bahçe. Bahçe değil mi? Ek almamış. Bahçeye. Değişen ne oldu? Bahçe yine bahçe olarak kaldı. Fabrikanın ismi değişmiyor. Değil mi? Mesela paydosunda herhangi bir şekilde paydos kelimesinin ismini, anlamını değiştiremiyorum. İşçiler kelimesinin kökü iştir. İş nedir? Belirli bir zaman içerisinde yapılması gereken vazife, görev diye düşünebiliriz, değil mi? İş. Peki işçi nedir? Bu işi yapan kimse. Yani gelen cıvcı ekiyle burada anlam değişti. İş görevdi, vazifeydi, bir iş yapıyorsun, değil mi? İşçi nedir? O görevi, vazifeyi yapan kimse. Yani görevken onu hemen insana dönüştürüyoruz. Onunla uğraşan kişiye dönüştürüyoruz. Dolayısıyla gelenek burada anlamı değiştiriyor. Doğru cevabım B seçeneğidir.